olmuş. Ne, nasıl düştün sen? Gel. Oğlum. Gel. Ne oldu? Ne oldu şöyle bir koşu be? Patikoş mu yapıyor yine bana? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyormuş? Arabiş koş. Nereye Cumhuriyeti? Değilmiş. Ben seyahat giremem. Ya burada değil ki bak, elin işler olsun. Aleyküm. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Selam da der ki ayın işine yok. Selam dede, hoş geldin. Ben konuştum mu seni? Selam da der ki ayın işine yok. Hani o dün Ahmet iki kendi çıktı. Selam gelsin. Hayırlı işler olsun. Ne diyorsun? Selam da der ki ayın işine yok. Size de kolay gelsin. Allah razı olsun. Thank you.
Hüseyin Avni dedeyi ben 70 yılından bu yana tanıyorum. Yani insanlara karşı mütevazi yaklaşımı iyi olan bir insan. Yani kalbinde ufak bir zerre kadar bir kötülüğü olmayan bir kişidir yani. Hüseyin Avni dede bu çınarın çınarıdır. Yani en güzel insanıdır. Yani nasıl anladığım onu? Yani kendini her zaman ifade ediyor yani. Yani her yönden saygı duyulacak, sevgi duyulacak bir insandır. Hoşgörülü, anlayışlı, merhametli, güzel bir dört dörtlük bir insandır yani. Böyle buranın çınarıdır yani. Yıkılmayan çınarı. Yazar kendi kafasına göre bilgisi dahilinde yazar ve satıyor yazdığı kitaplarda kendi imkanlarında. Hüseyin amca roman yazıyor. Kendi türünde. Şoğari 20 senedir tanıyorum kendisini. İşte bu ağacın dibi de öyle orada. Kendi ürününü kendi satıyor. Çınaraltı dendiği zaman Hüseyin abinin dede de gündemdedir ve en önemli yerdedir. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Zannederim ki bütün demeyeyim de genel şairler, yazarların olduğu gibi onu kaybettiğimiz zaman değerini anlayacak bu halk. Ben 8 yaşında buraya geldiğimde dede de buradaydı. Onunla büyüdük. Sürekli objektiflere poz verir. Hani millet tarafından sevilen bir insandır. Sevilen bir şahsiyet. Hep aynı, hiç oturmaz. Çay elinde, sigarası elinde. Her gelene bir şey anlatır. Turistle de aynıdır, bizim yerli insanla da aynıdır. Yani kişiye göre muamele yok. Herkes aynı muameleyi yapar. Ya hoca, dedeye baktığınız zaman çınar da aynıdır. Dedenin saçının rengi de aynıdır. Kıyafeti de çınara göre aynı renk alır. Saçları, sakalı, her şeyi. Yormayın beni, beni bana sormayın. Ben yalnızlığın yeni adı. Ölüm tarihim yok benim. Tanrı'yla bir sır var aramızda. Şiir güzel güzel birdenbire çıka gelir. Etekleri uçuşur rüzgarda. Yüreği yanar tutuşur perde perde. Hep aynı şarkıyı söyleyip durmaz. Oturur oturduğu yerde. Hırçın dalgalar gibi kudurmaz. Şiir çocuklar gibi beyaz olur, çocuklar gibi atlaşır. Çınara nasıl yaklaşıyorsa bana da öyle yaklaşır. Yormayın beni, beni bana sormayın. Ben yalnızlığın yeni adı, ölüm tarihim yok benim. Tanrı'yla bir sır var aramızda. Şiir dendi mi çocuklar gibi sevinir, bulutlara asarım kendimi. Çocuklar gibi beyaz olun, çocuklar gibi atlaşın. Çınara nasıl yaklaşıyorsanız, bana da öyle yaklaşın. Müşterik de bu yok lan. Genel müşterik de bu da bir devre 1964'ten 2006'ya kadar bu neyden anlattı. Onu da işte kütüphanede 2 saat sürdü konuşma. Ali abi 2-5'in yok mu? O da burada 30 sayfa oldu. Beyazı çok önemli. O şey, orada 2 kitap bir yer aldı. Ama genelde şiir galiba. Genelde şiir, 2 kitap bir yer aldı. Yani bir dişik, evet. Ayrı ayrı. Bir dişik. Biz iki şair çınar altında, yüzümüzde eskimiş sakallar, dilimizde eskimeyen sıcacık anılar. Biz iki şair
iki sakallı adam, ikimiz de 100 yaşında, yürekleri yorgun sonbaharda. Biz iki şair kalabalıkta gelen geçene bakarız, gelen geçen bize şaşarız. Biz iki şair sakalları uzun mu uzun, boyları neredeyse birbirine yakın. Biz iki şair suskunluğa inat konuşur, ağlamaya inat güleriz. Biz iki şiir delisi, Hüseyin Avni Dede ve değil benden başka birisi. Hüseyin Avni Dede yaklaşık 40 yıldır Çınaraltı'nın simgesi olmuş. Ülkemizin çok önemli bir şairidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Çınaraltı bölümünde yüzlerce, milyonlarca insanın gelip geçtiği bir yerde özellikle ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir kendisi. Ve milyonlarca fotoğrafla dünyanın en ücra köşelerinde bile bir turizm elçisi olarak bize hizmet vermiştir Hüseyin Avni Dede. Şiirlerine gelince, Hüseyin Avni Dede'nin şiir kurgularında yaşamdan çok ciddi örnekler, hümanist örnekler, içe kapanıklılığın getirdiği, yani o bir eksisel bir içe kapanıklılık değil, şairsel bir içe kapanıklılıktır, içte yaşanmışlıktır. Onun dizelere vurumunu çok rahat kitaplarda görebiliriz. Orada insanların yaşam süreci içinde gözlemlerini mükemmel bir şekilde yapmış ve onları dizelere aktarmış çok değerli bir şairimizdir. İşte kendi kitaplarını kendi bütçesiyle, kendi emeğiyle, kendi tırnaklarıyla kazandığı paralarla kendi bastırıp çok zor koşullarda hamallığını yapmış mükemmel bir insandır o. Ve hala da o Çınaraltı'nın 600 yıllık en az bir çınarın altında bugün yaşları 50'nin üzerinde olan, 60'ın üzerinde olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelmiş geçmiş birçok öğrencilerimiz, anneanne olan, dede olan o insanlar şimdi Hüseyin Avni Dede ile olan anılarını ve fotoğraflarını konuşuyorlardır. Bu sesiyle kaybolan derviş sesiyle, eski bir yeleğin taflanlara düşen gölgesiyle, kağıtta ve kurşunda yaşayan askerler, gözyaşı ve barut taşıyan askerler, canlarım, kıyıda unuttuğum mercanlarım benim, orta çağdan kalma bir şatonun alnına düşen ve sebepsiz gülüşen papatyalar gibi yalnızım. Ne gecem belli artık, ne de gündüzüm, kendi yüzümden başka yüzler taşımaya başladım. Bir çınarın eskimeyen yüzüne asılı kalsın yüzü. Bizans tabut çivileri böyle işte, hem Türkçe hem İngilizce olan kitap. Byzantine Coffin Nails diye İngilizce'ye çevrildi. Tabii bunun 600 tanesini ben İngiltere'ye gönderdim işte. İşte orada bir 40 günlük bir zamanım oldu ve Richard McKay'le tanışmış olduk o sırada. İşte Trabzon'da Ozanlar Kahvesi'ne gittik birlikte, orada şiir okuduk. İşte ben Türkçe okudum, o İngilizce okudu derken o İngiliz şairlerle tanıştık. Zaten havaalanında beni karşıladıklarında böyle işte uçuşan sakallı Türk şairi geldi diye böyle biri onore ettiler. Sonra İngiliz gazetelerinde fotoğraflarım, işte haberim çıktı. Hatta işte yanında kaldığım bir arkadaşa bir gün çarşıya gidiyoruz. Ya dedim böyle böyle şurada dedim bir arkadaşa rastladım. İşte Trafalgar Sugar'da şuna rastladım. Bilmem nerede. Sen dedi bayağı ünlüsün ya dedi. Yani dedi niye dedi şey yapıyorsun. Tam onu anlatırken yanımızdan böyle iki katlı bir otobüs geçiyor. Bir baktım oradan bir el uzandı. Dede nasılsın falan böyle seslendi. O zaman tüylerim diken diken oldu yani. Onu anlatırken o şey de karşıma çıkınca bayağı etkilendim. İşte tabii şimdi 98 senesinde işte önce hanımı, arkasından da annemi kaybettikten sonra 99 depreminde de babamı kaybedince
hayatımda sevdiğim üç insanın birdenbire kaybolması beni bayağı etkiledi. Daha sonra çıkan olaylarda böyle mesela bana bir ürperti geldi. Sanki bir daha evlenirsem, birisiyle birlikte olursam sanki onu gene kaybedeceğim korkusu beni biraz münzeviliğe çekti. Yani şimdi o açıdan bir başına olmayı kabullendim. Ve böylelikle işte yani biraz da Özlem Erasaf gibi yalnızlık paylaşılmazı yaşadım yani. Eğri yolu doğru diye tutanlar, deveyi hamuk ile yutanlar, yaz gününde baca gibi tütenler, sakalımdan bir ter ister misin? Sakalım olduğu için bana kızanlar, kara borsacılar, üç kağıtçılar, oyun bozanlar, fakire tekme atıp ayağıyla ezenler, sakalımdan bir tel ister misin? Yalan söze doğru diye kananlar, sevgilisine hasret çekip yananlar, katır suratıyla kendini artist sananlar, sakalımdan bir tel ister misin? Dostunu ona buna yerenler, zoru görünce ipe un serenler, İşi görülsün diye rüşvet verenler, sakalımdan bir tel ister misin? El alemin yakasına yapışanlar, haksızlığı avuç avuç kapışanlar, yol kenarında eşekçe tepişenler, sakalımdan bir tel ister misin? Vurguncuyu, bozguncuyu dal kavukça övenler, daha sonra pişman olup izlerini dövenler, dünyanın gelmişine, geçmişine sövenler, sakalımdan bir tel ister misin? Hüseyin buraya bahar diye gelmişti. Babasının evi dar diye gelmişti. Bir yığın iyi insan var diye gelmişti. Sakalımdan bir tel ister misin?